Evet arkadaşlar, şu anda Adana sanayisine Bereket Asat'a geldik. Balyalı biçer hakkında birkaç soru soracağız. Ustamız Serdar Hoca. Nasılsınız ustam? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyfiniz, rahatınız nasıl? Çok şükür Allah'ın verdiğine, işimizde, gücümüzde, müşterilerimizin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi ben birkaç tane soru hazırladım size. Hamurdan başka model yapıyor musunuz? Bu yıl için hamurdan başka model yapmıyoruz. Bir de biçer dövere direkt montajımız var. Geçen yıl klas biçer döverin arkasına uyarlamıştık. Evet. Bu şekilde çekilir tipli değil ama direkt kuyruğa montajlı bir tipimiz var. O tipi yapıyoruz. Biçer döver çekisinde sadece hamurdan başka hiçbir modele bu yıl bulaşmadık. Şu an bütün kalıplarımız ve sistemimiz Paksan hamura göre ayarlı. Paksan hamur olarak gidiyoruz. Peki bunun eski tiple yeni tipin arasında ne fark var? Şimdi eski tip balya makinası biçer döverin izini tam takip etmiyordu. Ve önlerde de küçük tekerler oluyordu. Bu küçük tekerlerin sıkıntısı oluyordu. Her tarafın, her bölgenin toprak yapısı ve tarla yapıları farklı olduğu için kumlu oluyor. Küçük tekerin dönmesinde, biçere zorlamasında sıkıntılar yaşanıyordu. Biz tamamen balya makinasında dengeyi sağlayıp önlerdeki tekerleri yok ettik. O yüzden eski tip balya makinasında bir de yaba arızaları, yaba hataları çok oluyordu. Evet. Bu sistemde, bu tipte yaba hatası az olduğu için şu an müşterilerimiz de yeni tipi tercih ediyor. Ama ve lakin bu yıla kadar eski tiplerle de işi olan arkadaşlar 180-200 bin civarı yaklaşık 3 ay içerisinde, 3,5 ay içerisinde balyalama yapabiliyorlardı. Ama şimdi insanlar kendilerini yeniliğe adapte etmiş. O yüzden yeni tipe geçiyorlar. Peki kaç tork kullanıyorsunuz? Torkumuz yüzlük tork kullanıyoruz. Orijinal Sauer'in torku. Evet. Alman malı torklarımız. Şimdi bazı arkadaşlar mikser torku kullandığımızı iddia ediyorlar. Kimisi çıkma tork kullandığımızı iddia ediyorlar. Torklarımız tamamen %100 Alman malı orijinal Sauer torkları. Kullandığımız torkları alın, direkt yüzlük olarak biçer dövere montajlayabilirsiniz. Bakımı kolay, diğer torklar gibi bakımında da fazla bir maliyet gerektirmeyen torklar. Evet. Yüzlük torku tercih etmemizdeki sebep ise bu yıl nasip olursa 2 tane 250 kilogramlık balya siparişimiz var. Yani biçer döverin arkasına 250 kilogramlık balya makinesi takacağız inşallah bu sene. Şimdi eski tipten yeni tipe dönüyor insanlar. Şimdi bu tipten de artık 250 kilogramlığa geçecekler. Ha biz şimdiden 250 kilogramlığa geçince insanlar tekrardan tork maliyetine girmesin. Evet. Tekrardan belli bir külfetin altına girmesinler diye şimdiden biz yerini yapıyoruz yani. Evet. Adam önümüzdeki yıl gelecek 250 kilogramlık balyasını getirdiği sürece torklarında hidrolik aksamında hiçbir değişiklik olmadan takıp gidebilecekler. Bu da büyük bir başarı. Kolaylık. Aynen, kolaylık. Başarıdan ziyade peki, kolaylık. Bu Balex ile hamurun arasındaki fark ne? Şimdi Balex balya makinamız da burada. Paksan hamur balya makinamız da burada. Şimdi Balex Galigali fabrika isminin adı altında yine Balıkesir'de Paksan üretiyor. Paksan 2022 yılı için kaç yıllık anlaşma imzaladı tam olarak bilmiyorum ama Galigali'ye isim hakkını satın aldı. Yani ürettiği balya makinalarını Galigali olarak çıkarabiliyor. Değişen hiçbir şeysi yok. İp odasındaki gelen ipine varana kadar Paksan yazıyor. İğnesine, grubuna varana kadar her şey Paksan'a ait. Bu şekilde bir makina. Yani şu avantajı var Balex'in. Bizim konuştuğumuz firmalar için diyorum. Normalde Paksan
garanti vermiyor biçer arkasına takılan balya makinalarında. İnşallah Gali Gali ile konuşmamız, biz malımızın arkasında olacağız. Yani parça desteği olsun, servis desteği olsun, her şekilde Balex arkasında duracağız. Her ne kadar aynı fabrikadan çıksa da biz ismimizin arkasındayız diyor Gali Gali. Peki bunların bant kalitesi ne durumda? Nasıl? Bant kalitemiz 4 kat bant kullanıyoruz. Evet. Kendinden yapıştırmalı orijinal fabrikasyon bantlarımız. 3 adet bant firmasıyla ayrı ayrı çalışıyoruz. Birbirlerini karşılaştırma yapıyoruz. Mukayese ediyoruz. Bantları elimizden geldiğince en kaliteli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kalitelisini kullanıyorsunuz. Peki bant toplarını nasıl yapıyorsunuz? Kıyıcı ve haşbey arasındaki farklar neler? Bant topları normalde 10 milim kalınlığında boruyu alıp flanşları geçirdikten sonra belli bir derecesi var. Dereceyi aldıktan sonra bantlara kullanıyor idik. Ama biz bu yıl yine bir yenilik yapalım dedik. Normalde imalatçılara külfeti var bizim yaptığımız işin, ama biz tabii ki her zaman en iyisinin peşindeyiz. En iyisi olsun diyoruz. Biz kullandığımız bant toplarını tekrardan fırınlamaya verip tamamen kauçuk kaplatıyoruz. Kauçuk kaplatmamızın sebebi tozda bantın toptan kaymasını engellemek ve bantın sağa sola kaymasını engelliyoruz. Tamamen bant toplarımız kauçuk kaplama şeklinde çıkıyor bizim imalathanemizden. Haşbayla kırıcı arasındaki farkı sormuştunuz. Şimdi üniversal makinelerde, yani traktör arkasındaki makineler geçen yıl takıldığı üzere tamamen haşbayın altındaki sabit bıçaklar sökülüyor idi. Çünkü biçer döverden gelen sapa cevap vermiyordu makine ister istemez. Mecbur sökülüyordu sabit bıçaklar. Sadece adam aldatmaca gibi bir şey oluyordu. Üniversal tip traktör arkası balya makinesini ben de kendi biçerimin arkasında kullanıyordum. John Deere biçerim. O da kırıcılı kullanmıştım ben. Kırıcılı da hiçbir şekilde, çiftliklere de çalıştım, koyuncu olan bölgelerde de çalıştım. Hiçbir şekilde balyamın inceliği ve kalınlığı konusunda, hususunda bir şikayet almadım, yaşamadım. Kırıcıda şöyle bir alternatifimiz var bir de. Tarak ayarları olduğu için istediğin inceliği sağlayabiliyorsun. İstediğin devri tutturabildiğin için istediğin inceliği, iriliği kendin ayarlayabiliyorsun. O yüzden kırıcılı sistem bir nevi haşbaylı sisteme göre 10 numara. Zaten kıyıcının şu an Türkiye'deki patenti de bizim elimizde. Biçer içerisine, yalnız kuyruğun içerisine takılan kıyıcıdan bahsediyorum. Bu şekilde daha verimli oluyor diyorsunuz. Peki bir de gördüğüm kadarıyla dingili lastikleri falan komple değiştirmişsiniz. Neden değiştirdiniz geçen senekine göre? Şimdi traktör arkası balyalara takılan lastik tipiyle aynı tip takılıyor şu an hamurlara. Fabrikadan öyle geliyor. Lastik kalitesine bir şey diyemeyeceğim ama bir yıl dayanmıyor lastikleri. Ve sezon içerisinde insanlara büyük bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi örnek veriyorum, ben buradan üretimimden biçer dövür arkası balya makinesini çıkaracağım. Yarın tarlada adam lastikten dolayı duruyor olacak. Evet. Ya da jant patlatıyor sürekli onlar. Janttan dolayı duruyor olacak. Dışarıdan insanlar bereket hasatın makinesi lastikten duruyor demez. Bereket hasatın makinesi arızalanmıştı. Ben bu tarz o adımı şeyleri de duymak istemiyorum. İstemediğim için konu lastik de olsa en iyisi olsun diye lastiklerimizi tamamen ağır tip foryelerle değiştiriyoruz. Kendimiz dingil yapıyoruz. Esnemeleri daha iyi alsın diye iki kat tandem dingil makası kullanıyoruz. Her zaman iyisine doğru gidiyoruz inşallah. Peki bu bunun komple maliyeti ne kadar oluyor? Herkes bunu merak ediyor. Şimdi para hususu gerçekten belimizi büken bir husus. Evet. Biz çizginin önce müşteri boyutundaydık. Biz bu yıl imalat boyutuna geçtiğimiz için müşterilerin belini büken boyutun maddiyat olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden biz elimizden geldiğince
parayı en arka plana atmaya çalışıyoruz. O yüzden fiyatları elimizden geldiğince cazip tutmaya çalışıyoruz. İşte bunun bir rakamı var mı? Şu an mesela ne kadara yapılıyor? Şöyle diyeyim, ilk aldığımız siparişlerimiz 230 bin, 240 bin civarından başladık. Şu an 280-300 bin arası ödeme şartlarına göre fiyatlarımız değişkenlik gösteriyor. Ama dediğim gibi birkaç firma daha yapıyor. Onların kaçtan yaptığını şu an tam bilmiyorum. Ama emin olun benim kullandığım malzemelere karşı istediğim rakam gerçekten az bir rakam. Araba geliyor, az bir şey ileri gelelim, adamlar bizi edecek. Evet. Kesebilirsin burayı. Kestik, tamam, sıkıntı yok, devam et. Devam edelim mi? Başka sorudan devam edelim mi? Yok, istediğim rakam az bir rakam dedin, tamam. İstediğin rakam bir az rakam. Şimdi bir de bunun şoförleri var. Şoförler yüzde hesabı çalışırsa balyeli biçeri tercih etmeli mi? Şimdi senin o... Sonuçta ben de bir şoförüm. Senin o videonu izlemiştim. Düz biçere giden şoför kaç alıyordu? Ya işte %17. Düz biçere giden şoför %17 alacaktı. O zaman şöyle bir matematik hesabı yaparsak balyalı biçer dövere giden şoför %2 almak zorunda gibi bir şey. Aynı şekilde mukayese ama edelim. Ama bu zor değil mi şimdi? İster istemez şoförü yoracak. Fatozlu makine gibi. Ya fatozlu makineye nazaran yorar da kardeşim sen de onda %17'ye gidiyorsan düz biçerde. Evet. Hani kazanca mukayese ediyorum. Bunda %10'a gitsen gene ondan daha çok alırsın. %10'a gitsen ondan daha çok alacağına emin ol yani. Sezonda ortalama minimum da değil, daha fazla da değil. Atıyorum 5.90 makina, 5.80 makina. Ne kadar cirosu olur? Ciro olarak bir şey diyemeyeceğim. Ortalama ya. Ya şöyle basit bir hesaplama yapalım mı sen? Evet. Şimdi kendine... Bu sezondan bahsederek. Bu sezondan bahsedelim. Şu an mazot ve ip giderleri ve artı maliyetleri göz önüne alırsak bir balyayı biçer döver arkası olarak tahmini bir rakam 8-9 10 lira civarı sulu bir yerde hesaplarsak yıl sonuna göre üst üste artı dönüm parası da aldığımız için biz balya parası artı hem dönüm parası, hem biçim parası aldığımız için 100 bin balya bastığımızı varsayalım. 100 bin balyadan da bize temiz her balya başı 5 lira kaldığını varsayalım. 100 bin balyanın ne kadar ettiğine benim matematiğim yetmiyor. Daha çok şey yapıyor diyorsunuz. Sen de hemen kendi şeyini hesapla. Ne yapayım işim bu? Sen de hemen kendi yüzdeni. Şoförler, balyalı bir çere gidin bak. Sen de hemen kendi yüzdeni oradan hesaplarsın. Ben en ölüsünü dedim şimdi 100 bin balya diye işi bilmeyen insan için. Bir de işi bilen adam olsa 200 bin balle yapsa ortalama ciroyu sen hesap et yani. Duyduğuma göre bir de siz bu sektörde yenisiniz ama maşallahınız var. Her yer makina. Peki bunun sebebi nedir? Sevenlerimiz sağ olsun diyelim. Şimdi biz bu dükkanı açarken kendi biçerlerimizin arkasına 2-3 tane bereket hasat ait balle biçer döver var. Kendi makinalarımızın arkasına takalım balyaları dedik. Bir iki de eş dosttan gelirse 5 tane yaparsak ne mutlu bize diyerek açtık. Ama şimdi çalışma ortamımız tamamen biraz da mürekkep yaladığımız için profesyonel bir şekilde, kitabına uygun bir şekilde ilerledik. Yani dış görünüş mühendisinden tutun, çalışma aksam mühendisine, çizimlerine, aklınıza ne geliyorsa, malzeme kalitesinin hesaplanmasına, her şeyine varana kadar tamamen kitaba uygun şekilde yaptık. O yüzden de ortaya çok pratik, basit, çok dayanıklı bir malzeme, bir ürün ortaya koyduk. Tabii bu da gelen insanları cezbetti bir nebzede. Bizi tabii işimizin yapmamızın gururu, sevinci, müşterilerin beğenisi, bir nevi de esnaflık olsun, malımızın arkasında durmamız olsun, peşine koşacağımız olsun. Bunlar insanları cezbetti.
O yüzden çok şükür Allah'a şu an 18 tane siparişimiz var. Zaten 20'de de bunu noktalamayı düşünüyoruz. Çünkü tabii dediğim gibi sezon içerisinde malı biz yaptık, hadi git demek değil. Sezonda bu malın peşinde koşmak. Arıza inşallah yaşanmaz. Yaşanmadığı takdirde bile müşteriyi arayıp abi var mı bir sıkıntın, eksiğin, gediğin. Evet, o önemli tabii ki de. En önemlisi bizim için o. Malı yapmak, göndermek değil. Malının arkasında malının arkasından koşmak bizim için malı yapmaktan, aldığımız paradan daha önemli. Çünkü biz burayı şirket olarak açtık. İlerlemek için açtık, büyümek için açtık. Evet. Biz bu malın arkasında olmadığımız sürece sadece bu yıl bu işi yaparız. Seneye adımız bile silinir yani. Avucumuzu yalarız. Avucumuzu yalarız yani. Teşekkür ettim. Tanıştığıma tekrardan yine memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz soru olursa yoruma yazın. Tekrardan ikinci partını da çekeriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bir tarafa kaydı. Bir tarafa kaydı.